Gazete manşetlerimizi hep birlikte değerlendirdik. Şimdi sırada Skype bağlantımız var. Beşiktaş'la ilgili konuşacağız. O gün Şahinoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldin o gün. Günaydın öncelikle. Hoş bulduk Demet. Günaydın. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Başlayalım istersen vakit kaybetmeden. Bugün yine gazetelerde Valerian İsmail'in diğer teknik adamlardan puanının oldukça düşük olduğu haberlerini çok fazla gördük. Evet. Hepsinden bu kadar kötü müydü aslında? Sen ne Yani düşünüyorsun? puan ortalaması genel itibariyle geçtiğimiz sezondaki 8 maçı da kapsayarak yapılan bir ortalama. Vodafone Park'taki maçlar baz alınıyor. Burada son 5 teknik adam içerisinde en düşük sıralamaya sahip olan isim Valerian İsmail. 1.6 puan ortalamasına sahip. Zirvede de Şenol Güneş var ki Şenol Güneş'in zaten Beşiktaş'ta yaptıklarını anlatmaya gerek yok. Ardından Sergen Yalçın ikisi de şampiyonluk yaşadı. Evet, Valerian İsmail'i Beşiktaş'ın kendi evinde bir oyun gücü var mı? Rakipleri domine edebiliyor mu? Skoru alabiliyor mu? Yani baktığımız zaman geçtiğimiz sezon ilk göreve geldiğinde bir ışık vermişti. Trabzonspor maçıydı hatırlarsanız. Berabere kalmıştı Beşiktaş Trabzonspor ama Beşiktaş çok iyi bir futbol oynamıştı. Kötü dönemden geçerken Valerian İsmail geldikten sonra bir reaksiyon gösterilmişti. Bu sezon şimdi Beşiktaş şampiyonluk yolunda rakipleri olan takımlarla oynadığı maçlara bakalım. Başakşehir'in puan durumu belli. Şampiyonluk yaşadı. Kadro gücü yüksek bir şampiyonluk adayıdır. Kaybettiniz. Fenerbahçe, Beşiktaş berabere kaldı Fenerbahçe ile. Evinde gol atamadı. Golsüz berabere kaldı. Trabzonspor yine beraberlik. Geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe ile berabere kaldı. Trabzonspor'la berabere kaldı. Bugüne kadar hiç Galatasaray'la karşılaşmadı. Şimdi geçtiğimiz sezondan bu yana Valerian İsmail'in takımı büyük maç kazanamıyor. Problemin bir tanesi burada. Valerian İsmail büyük maçları da kazanabildiğini göstermesi gerekiyor. Çünkü bu gibi maçlarda aldığınız sonuçta size aslında 3 puan değil 6 puan olarak yazılıyor. Çünkü rakibinizi de demoralize edersiniz o şampiyonluk yarışlarında. Bunun ikinci devresi var. Çünkü ikinci devredeki özellikle çok ciddi şekilde bu maçların önemi artıyor. Rakiplerinizden aldığınız her galibiyet çok önemlidir. Valerian İsmail şu ana kadar büyük maç kazanamadı. Bu konuda ikna da edemedi. Taraftar ikna olmadığı için eleştiriyor. Yoksa puan tablosuna baktığınız zaman Valerian İsmail sadece Valerian İsmail'in Beşiktaş'ı 2 puan geride liderden. Öyle değil mi? 2 puan fark var. Normal şartlarda yerine bir başka teknik direktör olsaydı daha tecrübeli, neler yaptığını bildiğimiz, yapabileceğini bildiğimiz bu kadar eleştirilmezdi. Burada eleştirilmesinin bir sebebi aldığı puanlar vesaire sonuç yani Trabzonspor maçındaki sonuç da değil. Valerian İsmail 2-3 ay sonrasına ne mesaj veriyor? Ne mesajlar verebiliyor onun takımı? Bir ümit vaat ediyor mu? Taraftar o enerjiyi alıyor mu? Ya biz bugün olmadı belki ama 1-2 ay sonra bu takım harikalar yaratacak. Daha çok güçlü olacak. En güçlü aday da Beşiktaş olacak şampiyonluk yolunda diyebiliyor mu? Hayır. Bunları diyemediği için bu eleştiriler geliyor. Peki. Puan ortalaması da zaten hani oyunu domine edemediğini gösteriyor. Peki haftanın maçına geçelim istersen yavaş yavaş. 24 Ekim günü Hatay deplasmanına gidecek Beşiktaş. Hatay inişli çıkışlı aslında çok da iyi olmayan bir performans gösteriyor. Yine dün akşamki karşılaşmada da Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendiler. Beşiktaş farklı bir 11 ile çıkacağını biliyoruz ve sakat isimler var. Özellikle Weghorst'un yokluğunda Cenk'in oynama ihtimalinden bahsediliyor. Bu revizyon Evet. 11 ile ilgili sen neler söylersin? Yani iki tarafta sıkıntılar yaşayan takımlar son olarak Karagümrük'e kaybetmişti Hatayspor ve şimdi Ziraat Türkiye Kupası'nda Düzcespor'a elendi. Dün maçı da izledim bu arada. Yani eksikleri fazla olan bir ev sahibi. Moral olarak çok öyle iyi seviyelerde olmayan bir ev sahibi var. Beşiktaş'ta hep tartışmaların arasında geçen süreçler yaşıyor. Burada yeni oyuna girecek oyuncuların vereceği reaksiyonlar çok önemli Beşiktaş adına. Bu sezon Valerian İsmail'den biz şunu göremedik. Hani oyunculara dokunuş, performans artışı yani. Ben Salih Uçan dışında hakkını yemiyorum. Salih Uçan'ın bu sezonki performansı gerçekten iyi bir durumda. Ama o standartını da koruması gerekiyor elbette. Şimdi
Burada Weghorst yok. Gezal yok. Bu iki oyuncu dışında bir de performansı düşük oyuncular var. Dele Alli, Josef de Souza özellikle. Bu iki oyuncu ile ilgili vereceği karar da çok önemli. Orta sahada bir kurgu değişikliğine gidebilir. Cenk'in oynaması durumundaki oynamasını bekliyoruz. Cenk'in oynaması durumunda üç yerli ile ilgili bir problem de yaşamayacak. Ersin Tayyip Tanlı, Cenk Tosun, Salih Uçan'la ilgili de karar verebilir. Yani hani geç sonra hep yedek bıraktığını görüyoruz biz ama Salih ile ilgili de karar verebilir. Bir bu haksızlık olur. Şu an Beşiktaş'ın orta sahasında en kötü performans Dele Alli'nin. Ama hücuma yönelik bir oyuncu olduğu için oynatıyor. O zaman şöyle bir soru gelir. Şimdi siz sadece hücuma yönelik olduğu için Dele Alli'yi oynatıyorsanız ligin kalanında başka bir oyuncunuz yok o mevkide. O zaman tamamında kötü de olsa Dele Alli mi oynayacak? Farklı bir formasyon, farklı bir formül üretebilmesi gerekiyor Valerian İsmail'in. Josef de Souza da geçtiğimiz sezonki ya da ondan önceki sezonlardaki gibi iyi başlamadı bu sezona. Zaten 5 hafta bir sakatlık süreci vardı. Döndü Ankaragücü maçı. Bir ceza aldı. Bir türlü toparlayamadı. Çok çetrefilli süreçler içerisinde buldu kendisini. Valerian İsmail'in orta saha, kanatlar ve santrafora zaten zorunlu olarak yapacağı değişiklikler var. Burada formaya yakın isimler Jackson Muleka, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun değişiklikler açısından. Onun dışında bir sürpriz olur mu? Belki bir oyuncu değişikliği daha gelebilir. Orta saha itibariyle olabilir. Savunmada da değişiklik beklenmiyor. Çünkü hani Romanya Seles'in bir sakatlığı var. Emre Can Uzunan'ın var. Bugün ya da yarın en geç takımla çalışmalara başlamasını bekliyoruz ama 2-3 antrenmandan sonra o risk tekrar alınır alınmaz. Hani onun kararı sağlık ekibinin de ileteceği rapora göre verilecek bir karar. Ama o risk alınmadığını gözetirsek savunma dörtlüsü değişmeyecektir. Peki Weghorst ve Raşit Gezal'ın son durumu ile ilgili de bilgi alabilir miyiz senden? Çünkü Weghorst tüm maçlarda vardı ve ilk kez bir karşılaşmada olmayacak. Evet. Taraftarlar da bunu oldukça merak ediyor. Weghorst'un Ümraniyespor maçı ile birlikte yeniden takıma dönmesini bekliyoruz. Çok ciddi bir sakatlığı yok. Uzun sürmesinin de beklendiği bir sakatlık yok. Ama Raşit Gezal'la ilgili aynı durum söz konusu değil. Raşit Gezal'ın ben Ümraniyespor maçında da kesin olarak olmayacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray derbisine yetiştirilmek planı var. Yani yetiştirme planı Raşit Gezal'ı Galatasaray maçına, Weghorst'u Ümraniyespor maçına. Gezal'ı 2 hafta izleyemeyecek Beşiktaş taraftarı ama Hollandalı golcüyü muhtemelen 1 hafta. Burada Cenk Tosun'un vesaire performansı çok önemli olacak. Hatay maçının ne yapacağı, bundan sonraki haftalarda da 11 değişiklikleri itibariyle verilecek mesajların en önemlisi olur. Teknik adamı da mecburen değişiklik yapmaya itecektir. Özellikle Cenk için büyük bir fırsat diyebiliriz sanki. Evet, kesinlikle. Kesinlikle Cenk için büyük bir fırsat. Çünkü Cenk Tosun sadece santrafor oynayabilen bir oyuncu değil. Cenk Tosun aynı zamanda kanat forvet de oynayabilen bir oyuncu. Ligin ilk bölümünde Muleka oynadı. Hiç değerlendirilmedi ki Muleka'nın takım oyununa katkısı hep tartışılıyordu. Evet, 4 golü vardı ama takım oyununa katkısı çok sınırlıydı. Hiç değerlendirilmedi. Belki bu maçta göstereceği performans, yani keşke daha önce oynasaydım dedirtir Valerian İsmail'e ki Cenk'in de hedefleri hala tükenmiş değil, bitmiş değil. Evet, çok sorunlu sezonlar geçirdi, uzun sakatlıklar yaşadı, ciddi problemler. Belki yerinde bir başka futbolcu olsaydı futbolu dahi bırakabilirdi. Ama Cenk yine de tutundu. Şimdi milli takıma dönmek istiyor. Milli takımda yeniden forma giymek istiyor. Tabii önceliği Beşiktaş'ta ilk önce formayı almak. Bu da Hatay maçı Cenk için büyük bir fırsat. Peki, çok teşekkür ederiz yorumların için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.